Cleveland fena oldu. Şu anda artık onlar... Şaşırdın mı sen Cleveland'a? Ben hayır, şaşırmadım ama bu yani. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi bak Love da başladı söylenmeye. Hayır kıvırmaya. Şimdi bir ay yok. Evet tabii. Yani şimdi Cleveland nasıl maç kazanacak? Tyron Lue'yu gönderdiler. Ben esas ona koç değil diyordum. Kimse inanmıyordu bana. LeBron diyordum yani. Hatırlasana. Tabii herkes yardımcı koç diyordu zaten. 7 tane pick and roll attılar. Seriyi çevirdiler. Curry ile Kevin Durant. Bir tane mola almadı ya. Arda arda aynı oyun 5 kere 6 kere NBA finalinde yendiğini ben ilk defa görüyorum. Zaten bu soru... Larry Drew artık ben, ya en azından tecrübeli bir koç. Atlanta'da çalıştı. Bir takımda daha head coachluk yapmıştı Larry Drew. Şimdi hatırlamıyorum, kusura bakmasın basketbol severler. Biraz toparlayacaktır ama bu kadrodan artık onlar pike oynuyor. Yani tanking yapıyorlar diyorsun. Evet, tanking yapıyorlar. O çok net yani. Hatta yakında Lowe'u da takasta bir şeyler yaparlarsa. LeBron'un yanına giderse şaşırmam ya, diyorsun. LeBron'un yani yanına da gider. Yani bir yerlere gidebilir. Yaparlar yani. İyice boşaltırlar. Şöyle. Bakalım, göreceğiz. Yani veya değişik bir hamle yaparlar. Hani üzerine kuracağı oyuncuya yönelik bir şey yapabilir. Pike yapabilir ama artık Cleveland maalesef söndü orada balon bak. Tyron Lue'nun gönderilme sebebi aslında bu bahsettiğin konuları çok içeriyor. Yani yine tartışma yönetimde şöyle olmuş. Genç oyuncuları görelim denmiş yönetim tarafından, GM tarafından. Ama Tyron Lue deneyimlilerle, işte J.R. Smith'le vesaire oynamaya devam edince bir takışma olmuş. Korver. Korver'la aslında hala o deneyimli oyunculardan çekinme olayı ya ortada Tyron Lue. O yüzden onları gönderelim. Onları da oynat. Zaten onları oynattığında ne oldu? Sıfırsın yani. Başka na galip takım var mı NBA'de şu anda? Bakayım da. Yok. Bir takım Phoenix'in var. Hayır. Herkesin var galibiyeti. Bir tek Cleveland'ın galibiyeti. Abi 0-6. Yani bu kadroyla Sexton'la falan ya, bu iş. Tamam da yani hayır ne fark ederdi diyorum. Gençlerle de oynasan 0-6 olurdu. Ama bence orada asıl sebep Tyron Lue yani şu anda en azından NBA'de head coachluk yapacak bir adam değil. Benim için Tyron Lue Allen Iverson'un onun bileğini kırdığı anda kalmıştır. Çok net. O final serisinde. Koçlukla onun bir alakası yok da. Benim aklıma yani, her gördüğümde o an geliyor ama. Yani üzerine basıp geçtiği. Şimdi şarkısı var Gökhan Kırdar'ın. Üstüme mesela basıp geçme ya diye. David Blatt'ı biliyorsun istemediler. David Blatt koçluk yapmaya çalıştı çünkü. Evet. Onlar için yani LeBron için Tyron Lue gibi bir adam lazım. Hem koçluk yapacak hem MVP'ye oynayacak. O formülün koçuydu. Hı hı. Şimdi gençleri oynatacak, gençleri eğitecek, takımı geliştirecek, pike hazırlayacak. Öyle bir koç değil. Larry Drew o iş için bence çok daha iyi bir adam. Yani Cleveland için bence olması gereken bir değişiklikti diye düşünüyorum.